Evde köpek beslemek günah mıdır? Evde köpek beslemek ile ilgili bilmeniz gerekenler ve İslam'da köpek beslemenin hükmü nelerdir? Evde köpek besleme konusuna girmeden önce bilmeniz gereken en önemli husus, İslam'ın tüm mahlukata karşı ilk emri merhamet ve şefkattir. Onları gözetmek, korumak ve beslemek her Müslüman için önemli ve mükafatı olan bir vazifedir. İslam'ın evde köpek beslenme konusundaki hükmü ona karşı menfi bir tavır takınmayı da gerektirmez. Yani köpeklerin beslenmemesi veya onlara kötü muamele edilmesi söz konusu olamaz. Bilakis İslam merhameti bütün mahlukata şamil bir surette telkin ettiği için köpeklerin de hayatlarının korunmasını, diğer mahlukat gibi onlara da şefkat ve merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkar bir kadının cennetlik olduğu müjdelenmektedir. Tarihimizde de mahlukata merhamet duygusunun müesseseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve bu vakıfların şefkat elinin himayeye muhtaç hayvana kadar uzandığı malum ve meşrudur. Dolayısıyla mühim olan köpek besleme hususunda da İslam'ın belirtmiş olduğu meşruiyet sınırlarına riayet etmektir. Evde köpek neden beslenmez? Yüce dinimiz İslam ev içinde köpek beslenmesini yasaklamıştır. Zira köpeğin nefesi ve salyası necistir. Nitekim köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hatta nefeslerinden çeşitli bulaşıcı hastalıkların husule geldiği artık günümüzde şüphe götürmez bir ilim gerçeğidir. Üstelik bunlar ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edildiği gerçeklerdir. İslam'ın bu husustaki ölçeğin henüz bilinmeyen kim bilir daha nice hikmetleri bulunmaktadır. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi eve tesadüfen girmiş olan bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelememiştir. Bir de hiçbir sebep yokken irade olarak içinde köpek beslenen evlerin halini düşünmek gerekir. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ayşe'ye bu köpek yavrusu buraya ne zaman girdi diye sorması ve onun da vallahi bilmiyorum diye yemin ederek cevap vermesi de gösteriyor ki bir Müslümanın evinde bile bile köpek bulundurması söz konusu olamaz. Bu hadise de sebepsiz değil, müminler için bir hükmün zahir olması hikmetine binaen vuku bulmuştur. Kedi evcil bir hayvandır. Onun evde bulunmasına mahsur yoktur. Fakat ev içinde köpek beslemek caiz değildir. Ancak avcılık, çobanlık ve bağ bahçe bekçiliği için vazifeler için o da evin dışında olmak kaydıyla köpek beslenmesine müsaade edilmiştir. Zira bu bir ihtiyaç karşılamaktır. Hakikaten Cenab-ı Hak köpeği insanın emrine vermiş ve onu birçok hayvandan farklı olarak sahibine karşı sadakat sahibi kılmıştır. Üstelik onu birçok fenni aletin sahip olamadığı müstesna kabiliyetlerle donatmıştır. Nitekim bugün narkotik aramalarında veya enkaz altındaki insanların yerini tespitinde kullanılan köpekler, bağ bahçe ve ev bekçilerine ilaveten insanlığın sağlığı için de bekçilik yaparak son derece önemli hizmetler görmektedirler. Bugün özellikle Batı aleminde aile parçalanmış ve insanlar fert hayatı yaşamaya başlamış olduğundan bilhassa yalnız yaşayanlar hırsız ve sair menfiklere karşı ev içinde köpek beslemektedirler. Üstelik birçok Batı ülkesinde evde bakılan köpeklere sigorta yapma mecburiyeti bile getirilmiştir. Köpeklerinin beslenmelerine ilaveten sigorta masraflarının da ödenmesinde beis görmeyip cömert davrananların pek çoğu her nedense toplumdaki fakirlere karşı aynı cömertliği sergileyememektedirler. Onların pek çok külfeti ve masrafı göze alarak evde köpek bulundurmaları zamanla hem köpeğin hem de sahibinin fıtratlarını bozmaktadır. Zira köpeğe duyulan aşırı düşkünlük onu neredeyse ailenin bir ferdi gibi görecek kadar ileriye götürülmüştür. Bu aşırılıklar zaman zaman kendi evladını ikinci dereceye görmeye kadar varmaktadır. Bunun en korkunç neticesi ise egoistliğin demhaleşerek evlada verilmesi gereken sevgiyi köpeğe yönlendirmek suretiyle evlat sahibi olma meylini köreltmesidir. Nitekim bugün birçok Batı ülkesinde nüfus artacağı yerde azalmaktadır. Ev ortamı köpeğin fıtratına uygun mu? Üstelik evde köpek beslenmesi köpek içinde bir himaye şekli değil. Bilakis bir bakıma yaratılışına zıt şartlar altında yaşamak mecburiyetinde bırakılmıştır. Çağların önünde giden İslam'ın köpek beslemeyi ancak evin dışında zaruretler dahilinde tecviz etmesine karşılık bilhassa Batılıların bu tavırları ne korkunç bir dalalet ve aile yıkımıdır.
Maalesef son zamanlarda bizim toplumumuzda da müşahede edilmekte olan ev köpek besleme adeti körü körüne batı taklitçiliğinin menfi tezahürlerinden sadece biridir. İslam'ın evde köpek beslenmemesi hususundaki yasağı ona karşı menfi bir tavır takınmayı da gerektirmez. Yani köpeklerin beslenmemesi veya onlara kötü muamele edilmesi söz konusu olamaz. Bilakis İslam merhameti bütün mahlukada şamil bir surette telkin ettiği için köpeklerin de hayatlarının korunmasını diğer mahlukat gibi onlara da şefkatle merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Tarihimizde de mahlukata merhamet duygusunun müesseseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve vakıfların şefkat elinin himayeye muhtaç hayvanlara uzandığı malum ve meşrudur. Dolayısıyla mühim olan köpek besleme hususunda İslam'ın belirtmiş olduğu meşru sınırlarına riayet etmektir. Köpekler, et yiyiciler grubunun köpekgiller familyasından evcil bir hayvandır. Hayvanlar içerisinde insana en yakın olan köpek, aynı zamanda hayvanların en zeki olanlarından biridir. Köpeğin gebelik süresi 9 hafta olup, bir batında 6 ile 10 arasında yavru doğurur. 250 kadar çeşidi vardır. Köpekler kullanışları bakımından koruyucu köpekler, av köpekleri, iş köpekleri ve süs köpekleri olarak bir tasnife tabi tutulabilir. İnsanlara bağlılıkları ile bilinirler. Köpekler evleri korumak için kullanıldığı gibi savaşlarda da onlardan istifade edildiği olmuştur. Ama en çok avcılıkta kullanılmaktadırlar. Eski Mısır'da köpek kutsal sayılırdı. Onlar için mezarlıklar yapmışlar ve buraları birer kutsal mekan edinmişlerdi. 12 hayvanlı Türk kavminde yıllardan beri köpek yılıdır. Deyim olarak köpek çok ağır ve onur kırıcı bir hakaret olarak da kullanılır. İçinde köpek bulunan eve meleklerin girememelerinin sebebi onların pis kokmaları, pis yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır. Ayrıca aralarında köpek ve çam bulunan yolculara meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hazreti Peygamber tarafından ifade edilmiştir. Hadiste geçen kırat lüzumsuz olarak köpek edinen müminin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesi ifade eder. Tecrid-i Sarih tercümesi. Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nispetle yapılmış olabileceği gibi köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında da daha önce bir kırat olan ceza ağırlaştırılmak suretiyle iki kırata çıkarmış olduğu üzerine de durulmuştur. İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek beslenme konusunda ağır bir koşul getirilmesi onun kudurganlarının %92.5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu saldırgan köpekler verebileceği gibi kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendini acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hasta tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlike olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi ekinokok kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arz eder. Hanifelere göre köpek elbiseyle sürtünürse o elbiseyle namaz kılınır. Yalnız köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir. İçinde köpek bulunan eve rahmet meleklerinin girmeyeceği ve ev sahibinden her gün bazı sevapların azalacağı ancak av, sürü ve bekçilik gibi ihtiyaçlar için köpek beslemenin caiz olduğu gibi hadis-i şerifler vardır. Ayrıca salya ve tüylerin her tarafa bulaşacağından ibadetlerimize ve sağlığımıza zarar verme ihtimali de vardır. Bu sebeple ihtiyaç yoksa evde köpek bulundurmak doğru değildir. İhtiyaç yokken evde köpek beslemek haram değildir. Fakat hafif mekruhtur. Ancak bununla beraber köpek bulunan evde yaşanır. Kılınan namazlar ve yapılan ibadetler de geçerlidir. Yeter ki kıldığımız yer veya seccademiz temiz olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müsnesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından her gün bir miktar kesilir. Köpek bulunan eve melek girmediğini bildiren hadisler de göz önünde bulundurulduğunda koruma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek İslam'da men edilmiştir. Çünkü 1. Köpek besleyecek kadar imkanı olanların bakım ve harcamalarına yoksul ve kimsesiz insanlara daha layıktır. 2. Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen birçok hastalık vardır. 3.
köpek yoldan gelip geçeni misafiri korkutur, rahatsız eder. İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmeme sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır. Hanifilerde esah olan köpeğin bizatihi necis olmasıdır. Zira koruma ve avlanma ondan yararlanmaktadır. Domuz ise bizatihi necistir. Kur'an'daki o pistir ayetinden kasıt domuzdur. Yalnız köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir. Vücudun diğer yerleri buna kıyas edilmez. Ağzını kaba sokarsa o kap 7 defa yıkanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, köpek sizden birinin kabından içerse onu 7 defa yıkasın. Köpeğin ağzına soktuğu sizden birinin kabının temizliği ilk toprakla olan 7 defa yıkamaktır. Malikilere göre ister beslemesine izin verilen bekçi ve çoban köpeği olsun, isterse başka köpek mutlak olarak temizdir. Sadece ağzını soktuğu meşhur olan görüşe göre teyabbüden 7 defa yıkanır. Ayağını veya hareket ettirmeden dilini soksa veya salyası düşse yıkamak gerekmez. Şafi ve Hanbelilere göre köpek, domuz ve onlardan türeyenler bunların artığı teri necistir. Bunlarla kirlenen eşya biri toprakta olmak üzere 7 defa yıkanır. Önceki hadise binaen ağzının necaseti sabit olursa geri kalan kısım da öncelikle öyledir. Zira ağzı fazla soluduğu için en temiz yeridir.